2018 yılında hiçbir ihale yapılmaksızın Erdemir'in yuruh bertaraf etme işi çok düşük bir meblağa Erdoğan Erdem'e ait Ege Metal aldı. Fabrikanın Gülüç kapısı çıkışının bitişiğinde anılan tarihte madenci gemi sanayisinin tersane dolgalanı ve dalga kıran işi vardı. Nakliye açısından çok ucuza gelecek alanın dolgu işi konusunda Ege Metal ile madenci gemi sanayi anlaştı. 2019 yılında 5000 kamyon cüruf madenci gemi sanayisinin dolgu alanına boşaltıldı. Yaklaşık 1 milyon tolu aşkın cüruf Ege Metal tarafından işleme tabi tutuldu. Ege Metal aynı şekilde Erdemir içerisinde de 1 milyon tondan fazla cürufu işleyerek atıklarını da fabrika sahası içerisinde bıraktı. Zonguldak'ın kurtuluş projesi olarak gündeme getirilen tersaneler bölgesindeyiz. Tersanelerimiz malum kaç yıllardır kapalı. Burada yaşanan kriz başlı başına bir olay. Ama bizim buradaki derdimiz o değil. Çevre katliamı. Burası madenci gemi sanayinin genişleterek tersane kuracağı bir alandı. Ama maalesef madenci gemi sanayi de iflas etti ve kapattı. Tasın tarağını toplayıp gitti buradan. Ve Zonguldak'ın Ereğli'nin en eski tersanecisi olan firma kapattı gitti. Burada 300 bin dönümlük yaklaşık 250-300 bin dönümlük arazi bir Ege Metal diye, Ege Demir Çelik diye vatandaş Erdemir'in cüruf ihalesini, ya ihalesiz yapılan cüruflarını hiç nakliye masrafı olmadan şu karşı tarafımızdan hemen buraya dolgu sahası diye tersaneler bölgesinde dolgu sahası olarak buraya kamyonlarca döktüler. Ve gördüğünüz şu devasa alanda burada kimyevi maddeleri de içerdiği bu cürufların normalde imha edilmesi gerekiyor. Çevre bakımından, insan sağlığı açısından denizin ortasında maalesef bu haliyle duruyor. Normalde burası iki mendirek var burada. İki mendirek arasının gerekli şartlar oluşturduktan sonra dolgunun yapılması gerekiyordu. Ancak böylece yarım yarımalak bırakılmış ve şu an denizle iç içe burası ve bu cürufu kim kaldıracak şimdi? Ege Metal yok ortada. Ege Demir Çelik ve Erdemir de hiçbir şey yapmıyor. Erdemir'in içerisinden alınıp getiriliyor. Şimdi aynı firma Roj adı altında yine Demir Çelik'ten cüruf alıyor. Bu sefer bu cürufları önce Alaplı tarafında bir yer bulmuştu ama oradaki insanlar buna karşı çıkınca halk sağlığı açısından zararlı olduğu için tepki göstermişlerdi. Şimdi Akçakoca'ya taşımış işini. Şu ana kadar da Erdemir'le ilgili OYAK yönetiminin bu kişiyle ilgili hiçbir işlem yapmadı. Hatta söylenen iddialar inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Erdemir OYAK yönetiminin içinden bazılarına rüşvet verildiği söyleniliyor. Bu işlerin rüşvet çarkıyla döndüğü iddia ediliyor. Bununla ilgili de bir gizli tanığımız olacak. Onunla da tüm ayrıntıları anlatacak çünkü o firmayla birlikte iş yapmışlar Erdemir'le. Erdemir'den doğru iş yapmışlar ve o ayrıntıları da sizle paylaşacağız. Evet, Ege Metal'in çevre katliamının başka bir bölümündeyiz şimdi. Denizle birleştiği bölümde. Burayı özellikle neden çekim burada yaptırmak istedim kardeşime? Bizim Zonguldak milletvekilimiz var bir tane. Konseyinde iki tane enjektör falan topluyor ya. Yani Çevre Bakanlığı'na soruyor ne oluyor, ne gidiyor diye. Acaba bu 300 bin dönümlük alandaki zehirli atık olan bu Erdemir'in ihalesiz ve hangi koşullarda alındığı zaten tartışılan bir olay da cürufların döküldüğü alanda denizle birleştiği noktadayız da acaba bizim milletvekilimiz o enjektör toplayan milletvekilimiz adı neydi? Deniz Yavuz Ulmaz, pardon. Unutuyorum adını onun ben. O acaba buraya gelip burayla ilgili Çevre Bakanlığı'na acaba bir soru önergesi verecek mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Çok merak ediyorum. İktidar Partisi milletvekilleri vermeyebilirler. Onların döneminde yapılıyor bu zaten devlet gelemen çiftliği gibi işler. Acaba CHP milletvekili olarak kendisine soru önergesi verecek mi? Onu çok merak ediyorum. Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının cüruf işini üstlenen Ege Metal iflas etmeden önce burada madenci gemi sanayinin tersane bölgesine dolgu yapmaya başladı. 1 milyon tonluk cüruf işini alan Ege Metal bu bölgeye dökümünü gerçekleştirmiş ve bu işi yarım bırakarak iflasını vermiş. 1 milyon ton da Erdemir'in içerisinde aynı şekilde cüruf bırakmış. Ancak aynı firma isim değiştirerek Roj Metal diye şimdi aynı şekilde Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın cürufunu alıyor.
Akçakoca tarafında halk tepki gösterdiği için şimdi de Akçakoca'da bir tesis kurarak oraya Curuf'u bırakıyor. Evet, zehirli atıklarla dolu bu Curuf'la ilgili. Erdemir'de büyük vurgunlar olduğu söyleniyor. Bu firma sahibinin inanılmaz bir şekilde OYAK yönetimi tarafından kollandığı, korunduğu, hatta büyük paraların da alışveriş içerisinde geçtiği söyleniyor. Biz burada hem çevre katliamını hem iflas eden madenci gemi sanayinin yarım bıraktığı bir yer burası. Ki Zonguldak Kurtuluş Projesi olarak gösteriliyordu gemi sanayi sektörü. Ancak maalesef onlar da zor günler yaşıyorlar birçoğu. İflas edenler de iflas ettiler ama bütün pislik de Karadeniz'e bırakılmış durumda ve bunun da sahibi, sorumlusu kimse yok. Çevre Bakanlığı'nın da bu olayla ilgili bugüne kadar bir yaptırım olmamış. Bununla ilgili de çok önemli, o firmayla iş yapan ve o firmanın içinde çalışan, hatta çalışan kişi nelerin döndüğünü gizli tanık olarak bize Elmas TV ekranlarında konuşacak. Onu da konuşturacağız. O belgeleri de sunacağız. Bakalım OYAK yönetimi kendi içerisindeki vurguna dur diyecek mi? Ereğli Belediyesi çevre katliamına ne diyecek? Ereğli Kaymakamı ne diyecek? Zonguldak Valisi ne diyecek? Çevre İl Müdürlüğü ne diyecek acaba? Bu katliama kim dur diyecek? Bu atığı buradan kim kaldıracak şimdi? Bu nasıl çözülecek? Bu sorun nasıl çözülecek? Hepimiz bakacağız, göreceğiz, bekleyeceğiz. Neler yapacaklar? Biz hep beraber bu ekranlarda paylaşacağız sizlerle.